Tekiduhu fiili mudari tekid etmek azdır. İlâ vaka ba'deme zâideti. Yani bu fiili mudari zâid olan ma'dan sonra geldiğinde onun tekidi azdır. Nahune gibi. Evet. Evet. قَلِيلًا بِهِ مَا يَمْدَحَنَّكَ وَارِثٌ اِذَا نَالَ مِمَّا كُنْتَ تَجْمَعُ مَغْنَمًا. Yani diyor, varisin seni met etmesi azdır. Ne zaman? Senin daha evvel cem ettiğin malı ele geçince senin varisin daha evvel ganimet olarak cem ettiğin malı o varis ele geçirince onun seni met etmesi azdır. Yani demez ki ya bak babam veya işte oğlum veya kardeşim çalıştı, şu kadar mal bana bıraktı, Allah kendisinden razı olsun, Allah rahmet etsin, bunu söylemeleri azdır. Burada arkadaşlar قَلِيلًا بِهِمَّا يَمْدَحَنَّكَ İstişhad yemdehanneke maizayide ile birlikte fiili mudare tekid nünüyle müekked olmuş bu azdır. وَاَقَلُّ مِنُ Devam ediyor. Evet. Mehmet Kaya burada mısın? Halit Hocam sen nasılsın? Evet. Peki Darhan. Efendim hocam. Darhan bu beytin arabını yap bakalım. Bihi ma yemdehanneke varisun. Evet. Kalilenden başla. Nereden? Kalilen. Evet. Makul mutlak mı hocam? Kalilen Darhan yemdehannekeye mefhulü fihi de düşünebilirsin zarf. Yani yemdehanneke zemenen kalilen ve methan kalilen mefhul mutlak da düşünebilirsiniz. Evet. Tamam hocam. Bihi cer mecrur. Evet. Yemdehanneke'ye taalluk eder hocam. Yemdehanneke'ye taalluk eder. O ma nefidir hocam. Yok yok nefi değil. Ma zaittir zait. Ma zaide. Ma zaidedir. Evet. Devam et. Hanneke. Fail. Ka mefhulun bihi kaf. Faali neydi? Sesin kesiliyor. Kesiliyor. Özür dilerim hocam. İnternetim zayıf da. Kaistir hocam. Kaistir hocam. Varisin hocam. Varisin hocam. Varisin hocam. Varisin hocam. İzâ neresi taalluk eder? İzâ yemdehanneke taalluk eder. Ona taalluk eder. Nâle fiil faali müstetir huve damiri varisüne gider. İzâ nâle magnemen mimma kunte tecmâhu. Magnemen nâlenin mef'ulü bihi. Nâlenin mef'ulü bihidir. Evet. Mimma mini carra maim olsuna car-ı mecrur mağremen için haldir mukaddem olmuş. Künte
ناقص في التأس بتجمع الجملة خبر. Evet. وأقل منه bundan da daha az olan أن يتقدم عليه ربه. O fiil mudareden önce ربه geldiğinden ötürü fiil mudarenin tekin nunuyla müekked olması azdır. Çok azdır. Nahu rubbama evfeytu fi alemin tarfa'an fevvi şemalatun. Rubbama burada teksir anlamı mağlaba siyaka daha uygundur. Yani çünkü adam kendini övüyor. Dolayısıyla bu övgü makamında azlık anlamı uygun olmaz. Rubbama evfeytu nice zamanlar diyor. Çıktım, yükseldim. Fi alemin. Fi bir mana aladır. Yani evfeytu ala alemin. Üstüne, dağın üstüne çıktım. Alem, lügatte dağ anlamına da geliyor. Bayrak anlamına da geliyor. Alamet anlamına da geliyor. Mesela ve min ayatil cevari fil bahri kel a'lam ayetinde alam, alemin çoğulu, alem dağ demek. Burada da dağ demek. Yani diyor nice zamanlar ben dağın tepesine çıktım ki tarfan sevbi şemalatu. Kuzey rüzgarları benim elbiselerimi uçuruyordu. Yükseltiyordu yani uçuruyordu. Yani tepesinde rüzgarların estiği o yüksek dağlara nice kereler çıktım. İşte burada tarfan rubbamadan sonra geldiğinden ötürü nun-i hafifeyi alması azdır. Evet. İbrahim merhabını yap bakalım bu beytin. İbrahim sesim gelmedi mi? Bizim İbrahim mi hocam? Evet, İbrahim yok mu? Var mı sanki? Evet var, sesi kapalı. Zeyn abidin sen söyle bakalım Zeyn abidin. Bu beytin Arabini söyle. Evet. Tamam hocam. Rubbe Rubbe me ufeydu değil mi hocam? Fi alemin. Efendim? Rubbe me ufeydu fi alemin. Evet. Rubbe Rubbe'nin hangi adet olduğunu unuttum hocam ya, kusura bakmayın. Rubbe harfi cerdir. May kafe. Umamay kafedir, amelini ilga etmiştir. Amelini bu iptal etmiştir. Evfeytu fiil tefail fi alemin car-ı mecru evfeytu'ya taalluk eder. Tarfan sevbi şemalatun tarfan fiil şemalatun tarfanın faali sevbi de takdire mansup tarfanın tefana mefhul bihidir. Peki bu cümle makabiline bir şey oluyor mu Oğuzhan? Hocam sıfat mı yapar acaba alemi? Yani rabıt nerede? Rabıt yok ki. Orada rabıtın gizli olduğunu düşüneceğiz. Yani evfeytu fi alemin tarfa'an fe'imma şemalatul sevbi aleyhi. Tarfa'an aleyhi. Yani o dağın üzerinde. Adi mevsuf. Dolayısıyla mazuftur. Ve ba'de lem. Lem'den sonra da fiil-i mudarenin tekin nununu alması yine azdır. Nahu yahsebuhul cahilu ma lem ya'lema şeyhen ala kursiyyihi muammama. Yahsebuhu bir Arabi dağıt anlatıyor.
diyor yahsebuhu, o dağı zanneder. El cahilü cahil, kişi ma lem ya'leme, durumu bilmediği sürece neyi zanneder onu? Şeyhen muammemen ala kursiyi, kürsesi üzerinde oturan sarıklı bir yaşlı zanneder. Sarıklı muammem, sarıklı, başı sarıklı bir yaşlı zanneder. Evet. İşte burada ma lem ya'lemen, o ya'lemen onun hafifedir, elife dönüşmüş. Vakıfta nefiden sonra geldiği için tekid nunu almış. Bu azdır. Evet. Selim Hoca, sesim geliyor mu sana? Veya sen sesini açabiliyor musun? Hocam, Hüseyin Hoca herhalde yeni bir telefon almış. Sesi açamıyormuş. Tamam. Peki. Badi. Yoktur hocam Bahadin. Bahadin de mi yok? Evet. Ben yapayım hocam. Yap bakalım. Hocam yahsebu fiili mudari, o ha zamiri onun birinci mefulüdür. El cahiru fail, ma mai mastariye, lem nafiye, ya'lema zaten istişat buradadır. Ya'lem fiili mudari, o sondaki elif nun hafeden muhalif olmuş. Şeyhan, o yahsebun ikinci mefulüdür. Ala kursihi, hocam herhalde bunu mahsuf bir şeye mi taarruf ettireceğiz? Yani öyle de yapabiliriz. Öyle yani, şeyhan kain ala kursihi. Yani zarf öyle müstakar. Muammemen de ikinci sıfat. Şeyhan için. Ala kursihi birinci sıfat mı, onun ikinci sıfat. O ma nasıl bir maydı? Mastari değil mi hocam? May mastari zarfidir. Zarfı. Madamedeki gibi. Mastari zarfi. Yani yahsebu müddete adem ya'limi. Evet. Ve ba'de la. La'dan sonra da fiil-i mudarin tekin dününü alması var ama şazdır. Na'u ve tegu fitneten la tusibennellezine zalimu minkum khasa. Yani öyle bir, burada fitne azap anlamındadır. Çünkü biliyorsunuz fitne Kur'an'ın vücuh ve nazairindendir. Vücuh nazair diyoruz bunlara. Değişik bağlamlarda fitne kelimesinin yediye yakın manası var. İmtihan anlamı var. İşte bozma, fitne, bozma anlamı var. Azap anlamı var. Var yani. Burada da azap anlamındadır. Yani o azaptan sakınınız ki, burada takva lugavi anlamda kullanılmış. Lugavi anlam. Çünkü takvanın lugavi anlamı korumadır, sakınmadır. Fakat Kur'an-ı Azimüşşan ona yeni bir mana yükleyerek yeni bir anlamda, yani Kur'an'ın yeni mana yüklediği Kur'an ıslahlarından birisi de takvadır. O Kur'an'ın ıslahına göre takvanın yeni manası imtisalul evamiri ve içtinabul menahil budur. Mesela ve libasu takva zalike hayr, mesela o manadadır. Libasu takva. Ona benzer birçok yerde geçiyor. Ama bazı yerlerde de lugavi anlamda kullanılıyor. Mesela burada lugavi anlamda kullanılmış. Yine mesela Bakara suresinin 22. ayetinde فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُدُوَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ ayetinde de yine lugavi manada. Ama tabii bunu bazıları fark etmiyorlar. Her yerde o istilahi manayı yüklüyorlar. O yanlıştır.
Evet. Yani Kur'an-ı Azimüşşan hakikaten çok ilginç bir şekilde üstlerini dizayn etmiş ve birden fazla manaya kullanılabilen ve demin dediğimiz vücuh-ı nezair kapsamına giren Kur'an'ın birçok kelimesi var. Hatta İbnül Cevzi El-A'yunun Nevâdır Fil-Vucûhi ve'n-Nazâir adlı kitabında 360 tane kelimeyi, yani vücuh-nazâir kapsamına giren 360 kelimeyi takriben zikretmektedir. İşte takva kelimesi de onlardan birisidir. Fitne de onlardan birisidir. Takvanın nerede lügavi anlamda, nerede ıslahi manada kullandığını ancak Kur'an'ın siyakı belirler. Yani kullanıldığı bağlam belirler. Evet. Demek ki sizden sadece sadece zalimlere isabet etmeyecek azaptan sakının. Yani burada Rabbul Alemin Celle Celaluhu koymuş olduğu kevni bir sünneti aynı zamanda kevni bir kanunu koyuyor. O kevni kanun şudur. Allah Celle Celaluhu bir kavme azap gönderdiğinde sadece o azap günahkarlara değil, gelince umumi gelir. Hani ateş dağa girince kuru yaş birlikte yakar. Azaplar da gelince öyle gelir. Ha, bunun hikmeti, çünkü azap sadece zalimlere, sadece günahkarlara, sadece kafirlere gelirse imtihanın sırrı bozulur. Dolayısıyla o imtihan sırrının bozulmaması için azap geldiğinde umumi gelir. Evet. وَغَيْرِ اِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الْجَزَاءِ Tavalip talibetin çoğuludur, el ceza mefulüdür. Cezaya talip olan, yani şart edatları. Tavalip-ül cezadan maksat şart edatları. Yani imanın dışındaki şart edatlarından sonra da efendime söyleyeyim bu tekin nunu gelir. Herhalde gelişinin az olduğunu ifade ediyor. Ve ye kelimatü o imanın dışındaki tavalibul ceza yani şart edatlarıdır. Nahune gibi فَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فَزَارَةُ يُعْطِكُمْ وَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فَزَارَةُ يَمْنَعَ İşte burada istişat yemna'a aslı yemna'an tekin nunu elife dönüşmüş. Ve bu yemna mehmanın ceza şartıdır. Mehmadan sonra geldiği için tekid durumunu almış ama bu azdır. Evet. Fema ma teşe minhu fezaratu. Fezara bir kabilenin ismidir. Diyor Fezara kabilesi o adamdan bir şey isteyince yoktuk. Size verir. Yani Fezara bir nevi izin istedikten sonra o size verir. Ve mehmet teşemru fezaratu teyemna. Ve Fezara kabilesine ondan ne zaman isterse men de eder. Yani dolayısıyla o adam demek ki vermede ve vermemede Fezara'nın kararını Fezare'nin iradesini, isteğini kırmıyor. Evet. Ve câe tevkidul mudâri hâliyen mimma zükirâ. Bazen mudâra bu söylediğimiz hususlar yani nefi, şart edatları, kasem, maizâide,
Bütün bunlar hiç olmadığı halde de fiil-i mudari tekin nunuyla müekked olmuştur. Ama bu son derece şazdır. Evet. Nahu mesela şu beytte leyte şi'ri ve eş'uranne izâ mâ qarrabûha menşûreten ve du'îtû. Leyte şi'ri, keşke bilgim olsaydı. Yani leyte şi'ri hasır. Keşke bilgim olsaydı. Ve eş'uranne, ve ben farkına varıyorum, biliyorum. İzâ mâ qarrabûha menşûreten, onu yayılmış olarak yaklaştırdıklarında ve du'itu, ve ben de ona davet edildiğimde ben biliyorum artık ne bildiğini. Hele beytin aşağısına in, acaba makabili mabadi bir şey var mı? Bir dakika. Yok diyor, yani keşke diyor benim bilgim olsaydı. Veşmuranna, ve bilgi sahibi olacağım. İzâ mâ qarrabûhâ, o sahifeyi menşûreten yaklaştırıp açtıklarında ben o zaman fark edeceğim diyor. Ve du'aytu, ve tabi oraya davet edildiğimde. İstişad burada eşmuranna tekin nununu almış ve ondan sonra ne şart, ne kasem, ne talep, ne nefi, ne maizayda, hiçbir şey yok. Ve eşeddu minhu, bundan da daha şazı, te'kidu ef'ale fi ta'accubi fi kavlihi. Bu ef'ale, ta'accub babında gelen ef'alenin te'kid nununu alması veya nunla te'kid edilmesi hepsinden daha şazdı. Nerede? Burada. وَمُسْتَبْدِلٍ مِنْ بَعْضِ غَضْبَى صَلِيمَةً فَأَهْلِي بِهِ بِطُولِ فَقْرٍ وَأَهْلِيَ. Bak, istişar وَأَهْلِيَ, yani وَأَهْلِيَ nuni hafife almış bir taaccüb fiiline örnekti. وَمُسْتَبْدِلٍ yani وَرُبَّ مُسْتَبْدِلٍ, bir çoğu vardır ki değiştiriyor. Min ba'di gadba. Gadba dedik, yüzden oluşan deve sürüsü. Yüzden oluşan, yani yüz deveden oluşan deve sürüsünü. Yani ondan sonra neyi değiştiriyor? Sarimeten, küçük bir deve sürüsü. Az sayıda olan deve sürüsü. Nu onunla değiştiriyor. İşte böyle bir, yani daha evvel onun serveti yüz deve olan adam, o develerini tükete tükete elinde küçük bir sürü kaldı. İşte bu adama fe ahli bihi, ona ne yakışır o adama? Bir tuli fakrin, uzun fakirlik, uzun süre devam eden fakirlik böyle bir adama ne kadar yakışır? Ve ahliye onun tekididir. Yani madem malının kıymetini bilemeyip yüzlük bir deve sürüsünü bırakıp küçük bir deve sürüsüyle yetiniyorsa, kendisini o seviyeye düşürüyorsa, ona yakışan uzun süre fakir olmaktır. Evet. Ve eşeddu min hâze, bundan da daha şazı tevkidu ismül faali, faalin tekit edilmesi fi kavlihi. Ki daha yukarıda zaten söylemiştim. Dedim ismül faalin tekit nununu alması azdır. Araeyte in ca'et bihi umruda muraccelen ve yelbisul buruda ve la yura ve la tera, yanlıştır. وَلَا تَرَى مَالًا لَهُ مَمْدُودًا اَقَائِلٌ اَحْضِرُ الشُّهُودًا. Araite diyor, bakar mısın?
Bu tabii cümlenin anlamına pekiştirme, dikkat çekme için kullanılan bir aksesuar cümlesidir. Aksesuar cümlesidir. Ki Kur'an-ı Azimüşşan bunu çok fazlasıyla, yani cümlenin anlamına dikkat çekme için cümlenin başında gelen başka bir cümle. Araeyte, eferaeyte, elem tera, elem yara, elem yarav, elem tarav, elem ya'lemu, elem ta'lemu, elem ya'lem, elem ta'lem gibi bu ifadeleri Kur'an-ı Azimüşşan muhatabın dikkatini gelecek cümleye iyi çevirmek için çok kullanılır. Evet. İşte burada da o şekilde kullanılmış. Araite bakar mısın yani? İncaet bi, eğer o kadın bi o yavrusunu getirir. Umluda böyle nazik bir vücudu olduğu halde muraccelen saçları taranmış ve elbis buruda ve bürtleri yani abayeleri giymiş ve vela tara malen lehu memduda ve onun uzayan bir malini de görmediğin halde onu getirirsen ekailunne ahdiru'ş-şuhuda hala birileri haydi şahit getirin ki bu çocuk zinaden değildir diyecek olur mu? Yani şunu demek istiyor, demek ki kadın zinayla itham ediliyor. Bu şair de kadını savunma adına diyor, eğer o çocuğunu böyle nazikçe saçları taranmış, abaya girmiş, yani demek ki bunlar bir nevi asaletinin göstergesi, asil olduğunu, haşa zinadan olmadığını göstergeleridir. Bu şekilde getirdiğinde hala birileri der mi ki ahdır şuhuda şahitleri getirin ki bu çocuk zinadan değildi. Şuhud, fuul vezninde şahidin çoğuludur. Nasıl ki kuhud, kaadın çoğulu geldiği gibi. İstişat, akailunne, ismi faal tekinunu almış, şazdır. O bitti. Yani tekinununun nerelerde geldiğini, nerelerde az olduğunu, yani tekinununun gelişinin normal olduğu yerler, şart, kasem vesaire ve bir de tekinnun gelişinin az olduğu yerler. Onlar bitti. Şimdi başka bir konuya geçecek. O da tekid, fiil tekinnununu alınca fiilde ne gibi bir değişim olur? Evet diyor, ve ahirel müekked fiilin müekked fiil. Çünkü fiille birlikte gelir. O ismi faal az zaten. O kayda değerdi. İşte tekin nunu ile müekked olan fiilin sonunu iftah. Fetha üzere mebniyye. Yani kısaca biliyorsunuz biz diyorduk ya, fiillerde asıl olan binadır. Hani harfte de asıl binadır. Ve harfin tamamı mebnidir. %100'ü. Fiil ise fiilde de asıl binadır. Çünkü irabı gerektiren manalar fazla fiilde belirgince görülmüyor. Onun için fiilde de asıl binadır. Ancak muğrab olan fiiller de vardır. O muğrab olan fiil de fiili mudaradır. Yalnız fiili mudaranın da muğrab olabilmesi ve mebni olmaması için bir, cem-i müennes nununu almaması gerekir. İki, tekid nununu. Çünkü her ikisi de hem cem-i müennes nunu hem tekid nunu fiilin özelliklerindendir. Dolayısıyla fiil bunları alınca fiiliyeti güçlenmiş oluyor. Fiiliyeti güçlenince fiilde asıl olan binayı tekrar geri almış oluyor ve o da mebni oluyor. Tekinnunu bir, cem-i muannesinu iki.
Bundan dolayı musannif burada diyor ve ahirel muekkedi, yani ve ahirel fiilel muekkedi. O muekked mazum bir mevsufun sıfatıdır. Tekid edilmiş fiilin sonunu iftah. Fatih üzerine mebniyab. Kebruzen. Bak. Kebruzen. Tabi bu emir fiilidir. Tekin yolunu almış. Emirden olmadı sükun üzeri mebnidir. Ama tekin yolunu alınca o da fetha üzeri mebni olur. Vahşeyenne, varmiyenne, vahzuvenne. Hepsi übruz, übruzen ahiri sahip olan fiile örnektir. İhşeyenne, irmeyenne. İhşeyenne sonu ya ve aslı, aslında da o ya'nın sonu olan aynı fiilin meftuh olduğuna, yani mudarada aynı fiilin meftuh olduğuna örnek. İrmiyenne ise aynı fiilin meksur ama lam-ül fiili ya bina sebebiyle yine meftuh olmuştur. Vazuvenne de sonu vavdır. Ve te'kin nunu sebebiyle yine fetha üzerine mebni olmuştur. Evet. Aşağı in. Veşkulluhu kabla mudmerin leynin bima canese min taharrukin kad ulima. Velmudmer harifen nevbu illel elif ve in yekun fi ahirin fe'li elif. Fec'alluhu minhu rafi'an gayra liya. والواوية أن كسعين سعيا واحذفه من رافعي هاتين وفي وأنويا شكل مجانس قفي. واشكله orada duralım arkadaşlar. واشكله قبل مضمن لين بما. Orada duralım. Hele aşağıya in daran. Benim dersim var. Onun için evet in. Yani bir derste bitirelim. Bir derste bitmez. Daha var. Çok var. Peki. Tefsiri getir. Allah razı olsun hocam. Evet. Tamam herhalde. Geçtin. Geçmedin mi? Tamam. Burası. Bismillah ve salatu ve selamu ala afdali halkillahi ve alihi ve sahbihi ve ala illah. Ve alel mevludi.